Efendim, İstanbul'daki bir siteye depreme dayanıksız raporu verilmişti ve boşaltılması için tanınan süre dolunca da ekipler bu binanın elektriklerini kesti. Hastası, yaşlısı olanlar, yeni bir eve taşınacak parası olmayanlarsa biz şimdi ne yapacağız diyerek isyan etti. Yaşlı demediler, yaşlı demediler. Elektriğimizi, suyumuzu kestiler. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Yemeğimizi yapamıyoruz. Kimi bağırdı, çağırdı, derdini anlattı. Kimi ise sadece ağladı. Yalan söylüyorum zannediyorlar. Koca sitenin dört köşesini çaresizlik kuşattı. 90 yaşında kaç tane yaşlımız var? Bunların bakımı için suyumuz yok, elektriğimiz yok, karanlıkta kaldılar. Vicdanları yok. İstanbul Maltepe'deki 247 daireli siteye depreme dayanıksız raporu verilmişti. Süreç 2013'te alındı, 2021 yılına kadar herhangi bir işlem olmadı. Biz bu evlerde oturduk. Gelindi, burada çürük raporu alındı. Tahliye için verilen 120 günlük süre dolunca ekipler elektrik ve suyu kesti. Diyalize bağlı hastalar var. Kanser hastaları var. Buna rağmen hiç acımadılar. Geldiler, elektrikleri hiçbir soru sormadan kestiler. Ve bu halde eşim. Ne yapayım, nereye gideyim oğlum? Hepsi çaresiz, hepsi isyandaydı. Kalp bili taşıyorum 7 senedir. Asansör çalışmayınca nasıl gideceğim, nasıl geleceğim? 7500 lira Bağkur emeklisiyim. Üngür üngür ağladım ben. Her yer zifiri karanlık olunca bazıları ellerinde fenerle dolaşmaya başladı. Kanser hastası, yine delinmedim, yerim kalmadı. Bu elektriklerimiz bak mübari. Hep karanlıktayım, bir derdimin önünde uğraşım. Yüzlerce mağdurun tek isteği en azından karanlıktan kurtulmaktı. Biz çok mağduruz, ne yapalım, nereye gidebilirim? Gidebilsek zaten gidecektik.